Hoş bulduk. Hoş bulduk cümleten iyi akşamlar dilerim herkese. Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, bu entegrasyon meselesi ve biz laiklik boyutuyla konuştuk. Gelecek olan e, gelmesi beklenen yoğun göç ve daha önce gelmiş olanların da aslında Türk toplumunun yapısının ne kadar hassas e, ve layıklık meselesinde ne kadar önemli olduğunu biraz bu e, meseleye bakacağız ama önce Ahmet Bey e, ne diyorsunuz? Ee, askerlerin dönüyor olmasına ve bu konuda bir anda e, ortaya çıkan politika değişikliğini nasıl okuyorsunuz? Şirin Hanım hepinize iyi akşamlar fakat sesiniz o kadar kötü yansıyor ki bu tarafa ben cümlelerinizi tam çözemedim ama ben konuya gireyim izin verirseniz siz bana müdahale edersiniz gerek verirse gerekirse Şimdi biliyorsunuz bu Afganistan'daki göç meselesi çok boyutlu bir konu. Yani bir kısmı bu savaş Özür dilerim. ortamı... Özür Ahmet Bey duyabiliyor musunuz beni? Şimdi duyuyorum. Ha Tamam. Şöyle başlayalım. Önce size Türk Silahlı Kuvvetli... Daha Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı yani askerlerin geri dönüyor olmasını yorumlamanız rica etmiştim. Çünkü en son programımızda bu meseleyi sizinden ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk. İyi Parti olarak ve şahsınız e, ne düşünüyor? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bir anda bu değişiklik hem de apar topar çekilme... Nin sadece NATO görevi bittiği için mi yoksa bunun başka bir alt metni var mı? Hayır şimdi biz bunu Sayın Genel Başkan da söyledi. Bizim siyasi parti olarak yetkililerimizin ağzında da biz bunu bir aydan fazla zamandır dinlendiriyoruz. Yani öyle bir noktaya geldi ki bir defa havaalanının güvenliği diye bir şey kalmadı. Yani böyle bir işlev yok. Yani bu 31 Ağustos tarihi biliyorsunuz bir nihai tarih olarak ifade edilmişti. Oranın boşaltılması açısından, bütün yabancı güçlerin çekilmesi açısından. Bunun zamanında yetiştirilmesinin güçlüğü anlaşıldı. Diğer taraftan Afganlar o havaalanının bugünkü işlevini, yani Afganlar derken Taliban, bugünkü işlevini anlamsız kılacak kararlar aldılar. Yani Afganların havaalanına erişmesini engellediler. Dolayısıyla oraya gelip de bir uçağa binmek anlamsız hale geldi. Zaten bunun kokusunu Bundan iki gün evvel Sayın Hulusi Akar da dile getirmişti. Gerekirse 24 saat içinde boşaltırız diye. Dolayısıyla işlevsiz, e, gereksiz, hatta bana sorarsanız gereksiz. Çünkü bir müddet sonra, yani bir müddet sonra dediğim 31 Ağustos'tan sonra... ...o piste askeri uçak falan da inmeyecek. Yani o askeri alan, havalanın askeri işlev gören kısmı da hiçbir işe yaramayacak. Gelen gidenin olmadığı bir yerde Mehmetçin neyin nöbetini tuttuğu veya havaalanının askeri kısmının güvenliğinin kime karşı koruduğunun anlamsız olduğu bir noktaya gelmiştik. Yani dolayısıyla ben e, Mehmetçin e, vatana yurda dönmesini bir defa e, büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Kazasız belasız analarına, babalarına, görevlerine e, karargahlarına kavuşsunlar diyorum. Ya şimdi buradan çıkaracak çok ders var. Yani biz iktidara her zaman kardeşim Allah'ınızı severseniz bir kere de bize kulak verin dedik. Yani bizim öngörülerimizin maalesef doğru çıktığı bir ortamda. Yani biz bir siyasi parti küçük bir kadroyla bu işi yönetiyoruz. Koskoca bir Dışişleri Bakanlığı, koskoca bir Milli Savunma Bakanlığı, koskoca bir Beştepe Sarayı. Bunun bu noktaya geleceğini öngörememiş olmaları işin vahametini ortaya koyuyor. Yani biz sadece üzülüyoruz ve yani hiçbir şeyi yönetemedikleri gibi bu Afgan krizinde yönetemediler maalesef. Evet. Şimdi burada konuklarımız sizlerle konuşmak istediğimiz meselelerden bir tanesi bu hem laikliği de merkezine alarak entegrasyon meselesi. Barış senle başlayalım. Senin bu konuda da bir yazın olmuştu. Sen lütfen başla. Oradan Murat Bey'e dönelim ve bu konuyu konuşmaya başlayalım. Ben entegrasyon evet. meselesi. Mi? Sen daha önce Cumhuriyet Gazetesi'nde evet, yazın yazı vardı. Onu hatırlatarak lütfen başla. Neden biz bu konuyu bu akşam konuşmak istedik? Ben şöyle e, Murat hocam sizin alanınıza giriyor bu mesele. Ben biraz haddim olmayarak bu işi altına evet, girmiş efendim. oldum. Ben sadece şunu merak ettim. E, Türkiye'ye sınırdan sonuçta e, biliyorsunuz İçişleri Bakanımızı ve Cumhurbaşkanımızın söylediğine göre sınırdan hiç kimse girmiyor. Ama hatta girenlerde yakalanıp hemen gereği yapılıyor ama işin bir realitesi var. Sizin de burada zaman zaman hem resmi hem de gayri resmi rakamlarla Türkiye'deki sınırı geçenleri anlattığınız gibi Türkiye sınırdan geçenler var. Ben şunu merak ettim. Türkiye'de sınırdan geçip Türkiye'de kalmayanlar, yani Avrupa ülkelerine gidenler, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidenler neler yaşıyorlar? Bunu oturup olayın muhataplarıyla konuşup bunların hikayesini yazdım. Çünkü hiç kimse oraya bakmıyor. Biz hep bu esen evet. yurtta ne kadar efendim Suriyeli var falan filan diye konuşuyoruz ama sonuçta şunu gördüm. 2018'e kadar göç e, Birleşmiş Milletler'in e, Türkiye'deki göç işleri için dünyadaki e, göç işleriyle ilgilenen e, kurumunun Türkiye temsilciliği. 2018 Eylül ayından itibaren ise göç idaresine verilmiş bir yetki var. Gelen sığınmacılar e, bir form tabiri caizse dolduruyorlar. Türkiye'de mi kalmak istiyorlar? Yoksa e, ee, üçüncü bir ülkeye mi gitmek istiyorlar? Yani geldikleri ülke ve Türkiye dışında. Buna ilişkin bir form dolduruyorlar. Ve dünyada da her ülkenin, yani tam da Emin'in biraz önce anlattığı gibi her ülkenin şeyi var. Ben bu sene şu kadar mülteci alacağım. Mesela biliyorsunuz Biden 120, Trump almayacağını falan söylüyordu. Biden yanlış hatırlamıyorsam 120 bin mülteci alacağını açıkladı. Bunun gibi her ülkenin açıkladığı rakamlar var. Ve Birleşmiş Milletler bu ülkede nasıl üniversite sınavları gibi kontenjanlar varsa bir mülteci kontenjanı oluşturuyor. Ve buradan sığınmacılar böyle programlara dahil ediyorlar. Kabaca böyle anlatayım. Ama böyle bitmiyor iş. Bir tanesi mesela mülakata çağırıyorlar. Önce bir güvenlik soruşturması. Yani güvenlik soruşturmasında siz anlattınız mesela Suriye'den neden ayrıldınız? Neler oldu? IŞİD köyünüze mi girdi? Köyde neler yaşandı? O kadar ayrıntılı şeyler soruluyor ki Bunlar niye soruluyor biliyor musunuz? Mesela ülkelerin elindeki istihbaratlara dayanarak gerçekten o gün işi orayı basmış mı? Bu olaylar yaşanmış mı? Ee, gerçekten gelen mülteci güvenlik nedeniyle kaçarak mı gelmiş? Bütün bunlar araştırılıyor. Gelen kişinin herhangi bir terör bağlantısı olup olmadığı netleştiriliyor. Bu güvenlik soruşturmasının ikinci aşama sağlığa geçiyor. Bir sağlık taraması yapılıyor. Kanındaki uyuşturucuya kadar bakın. Bakılıyor. Çünkü biliyorsunuz Afganistan, doğru söylüyorum değil mi hocam? Afganistan'dan gelen mültecilerde böyle bir sorun da var. Ee, Afganistan'da biliyorsunuz çok geniş alanlarda e, afyon hekimi var. Bu ne kadar? Hatta işte mesela Afrika'dan gelenlerde HIV virüsünün tespit edilmesine kadar bunlara bakılıyor. Üçüncü aşama entegrasyon. Şu değil bakın. Gelip benim ülkemde benim gibi yaşayacaksın Değil. Bir mesela mülteci şunu anlatıyor. Kendisine eline çıplak, kadın çıplak erkek fotoğrafları verilmiş. Böyle çıplak gezeceksin diye değil. Benim ülkemde mesela hamama gittiğinde, savunmaya gittiğinde böyle görüntülerle karşılaşabilirsin. Bunu kabul ediyor musun? Öpüşen çiftlerin fotoğrafları gösterilmiş. Benim ülkemde sokakta insanlar öpüşebilirler. Bunu kabul ediyor musun? Şu sağlanıyor. Yani bakın. Taharet musluğu ne kadar anlatılıyor? Taharet musluğu bazı birçok Avrupa ülkesinde biliyorsunuz kamusal alanda bulunmuyor. Özel alanınızda yaptırabiliyorsunuz. Taharet musluğu evde balkona çamaşır asmaya kadar. Yani kendi kültürel entegrasyon politikasını o ülkeye geldiği zaman ister LGBT olsun, ister erkek olsun, ister kadın olsun, ister siyah olsun, ister beyaz olsun kendi yurttaşını Kültürel farklılıkları bahane ederek tehdit etme, saldırganlaşma vesaire olamayacağı ona bir program neticesinde anlatıldıktan sonra bu, bu gidiş gerçekleşiyor. Ve hatta bunu yapacağız belki pazartesi günü. Giden kişilerin orada nasıl eğitimler aldığını da belki konuşacağız. Bu gerçekleştiriliyor. İşte bu bir entegrasyon anlatabiliyor muyum? Buna rağmen Murat Hocam daha güzel anlatır, ee, becerilemiyor. Avrupa'da aşırı sağ yükseliyor, hala 100 bin, 150 bin mülteciler olduğu halde büyük olaylar yaşanıyor. Hikayenin özeti bu. Evet.